Şimdi geleneksel medya ile sosyal medya hiçbir zaman ayrılmayacak hatta hatta iç içe geçecek daha çok iç içe geçecek yani az önce dedik ya bir televizyon programını izlerken artık Twitter'dan feedbackleri görebiliyoruz doğru mu evet yani Facebook'tan neden Hı -hı. görmüyoruz onun olayı farklı olduğu için Hı -hı. Twitter'dan hani o hashtagi e tıklayarak ee, o anlamda neler paylaşıldığını birebir saat sıralamasına göre, tarih sıralamasına göre görebiliyoruz. Ve onları alıp alıp ekranımızda paylaşabiliyoruz. Yani belli bir sansürden geçirdikten sonra. Evet. Ee, bununla birlikte siz e, sosyal medyada herhangi bir şey paylaşacağınız zaman da herhangi bir sanatçı, siyasetçi, evet. iş adamı veya reklam veren, Herhangi bir şey paylaşmak istediği zaman sosyal medyada sonradan oluşturulan değil, geleneksel medyada yer bulmuş, saat bulmuş, zaman bulmuş, izlenmiş, yayınlanmış e, ve e, olumlu tepkiler görmüş olan videolarını ya da fotoğraflarını paylaşıyorlar. Evet. Bunu yapmalarının sebebi gerçeklik olgusunun tam olarak verilebilmesi. Neden? Çünkü sosyal medyada o ekranın arkasında yani o paylaşım ekranın arkasında kimin olduğunu bilemeyebiliyorsunuz. Evet. Yani oraya yazmış. İşte kızgın kovboy. Bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Şimdi evet. hani gelin buna itibar edin. Değil mi? Evet. Yani bakıyorsunuz işte 300 bin takipçisi var, 500 bin takipçisi var ama e, insanları galeyana da getirebilir. Olumlu paylaşımlar da yapabilir ama bugün bir televizyon kanalına, bir gazeteye hı hı. ya da e, gerçekten bu anlamda e, kendini ispatlamış bir takım internet sitelerine haber sitelerine baktığımız zaman bünyesinde istihdam ettiği personeli, genel yayın yönetmeni, işte editörü, haber müdürü, hı hı. istihbarat şefi, muhabirleri, kameramanları, e, diğer çalışanları hepsiyle birlikte ciddi bir çalışma içerisinde bir ajans mantığında evet. e, ha şu olabilir herkesin kendine göre bir yayın politikası olabilir yani A kanalıyla B kanalının bakışları aynı habere bakışları aynı olmayabilir ama siz de zaten ona göre takip ediyorsunuz herkes kendisine yakın bulduğu kanalı takip edip ona göre paylaşımlarını yapıyor yani ben Hı -hı. eğer kendimi fikir olarak A kanalına daha yakın görüyorsam onun paylaşımlarını kendi platformumda tekrardan paylaşma evet. ihtiyacı duyuyorum. Ona güveniyorum. Yani güveniyorum. Hı hı. Neden güveniyorum? Çünkü zaten ben onu benimsemişim, takip ediyorum, benimle görüşleri birebir örtüşüyor, onu takip ediyorum, onu paylaşıyorum. Ama benim takip etmediğim, benim beğenmediğim fikirlerimin uyuşmadığı bir başka e, mecranın da yayınları asparagastır deme hmm. gibi bir lüksüm yok. E çünkü benim benim görüştü düşündüğüm, benim savunduğum siyasi görüşün de bir takım hataları olabilir. Ve onu da kendi platformum paylaşmazsa eğer oradan takip edebiliyorum. Yani şu evet. çok önemli. E biz bir kanala kilitleniyoruz ve oradan ayrılamıyoruz. Evet. Kendimizi oraya kilitliyoruz. Halbuki hepsine bakacağız. Yani bu ne diyor bu konuda? Belki oradan farklı şeyler yakalayacağız. Belki benim düşündüğüm görüş yanlış ve ben bunun evet. farkında değilim. Yani evet, diğer evet. mecralardan, hı hı. asparagasları kastetmiyorum, asparagaslar haricinde, diğer mecralarda takip ettiğim haberler bana belki de bir takım fikirler verecektir. Bundan evet. dolayı sosyal medyaya karşı geleneksel medyanın içeriği şu anda hali hazırda çok çok güçlü. Çünkü evet. e, barındırdığı, e, çalıştırdığı personel bu anlamda yetkin.